verimli topraklar üzerinde yaşamaya ve üretmeye devam eden Aydın, son yıllarda yapılan tarımsal üretime dayalı sanayi yatırımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Bizleri Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde ağırlayan AK Parti 27. dönem Aydın Milletvekili Metin Yavuz, bölgedeki gelişmeleri Yurt Vizyon ekibine anlatıyor. Sevgili Yurt Vizyon izleyicileri, Aydın'a dair yaptığımız ikinci programımızdayız ve bu kez Aydın'a olan gelen yatırımlar, Aydın ekonomisi ve Aydın'ın ekonomideki, Türkiye ekonomisindeki yerini elbette yine bizleri kırmayan Sayın Vekilimiz AK Parti 27. dönem milletvekili Sayın Metin Yavuz'a soracağız. Efendim teşekkür ediyoruz. Yine bizleri kırmadınız, bizleri aydınlatacaksınız. Evet, Aydın'a yatırımcıların ilgisi nasıl efendim? Evet, tekrar hoş geldiniz şehrimize. Biz daha önceki programa başladığımızda ilk önce Aydın'ın bir tanımıyla başlamıştık. Bunu bir daha tekrarlamakta fayda var. Çünkü yatırımlar da OSB'nin gelişmesi de yani gideceği yolda buna bağlı bir yol. Aydın, Evliya Çelebi'nin dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir olarak tarif ettiği, her adında bilinen, yani yeryüzünde bilinen, gökyüzünün altındaki en güzel ve bütün imkanları, ikliminden tutun bütün imkanları en güzel olan yer olarak tarif edilmiş. Tabii buna uygun bir, burada da bir sanayinin gelişmesi gerekiyor. Burada ağır sanayinin gelişmesiyle ilgili bir imkan olamaz, ihtimal olamaz. Bu topraklar çok verimli. Toprağın altından gökyüzüne kadar olan bu verimliliği bizim iyi değerlendirmemiz, doğaya da zarar vermeden ve ülkenin en büyük kaynaklarından olan hem turizm hem de tarım kanadını desteklememiz gerekiyor. Tabii Aydın'da 7 tane OSB var. Bu OSB'lerimizde şu anda Söke OSB'deyiz. Bu OSB'lerdeki yatırım kanallarına baktığımızda, yatırımcıların şekline baktığımızda genel itibariyle gıda ve aslında toprağın altında da çok önemli seramikle ilgili ham maddemizin olduğunu düşünürsek seramikle de ilgili bir yatırım ağırlığını göreceksiniz. Aydın'daki sanayinin daha fazla gelişmesi için önemli ulaşım yatırımlarının yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini belirten Metin Yavuz, bu yatırımlarla birlikte Aydın'ın farklı bir konuma geleceğinin altını çiziyor. Biliyorsunuz yakın tarihte otobanla ilgili bir ihalemiz vardı. Bu ihale gerçekleşti. 2 yıl içinde bu ihalenin sonucu olaraktan otoban vatandaşımızın hizmetine açılacak. Ama burada en önemli şey limanlara varışla ilgili olan tren yolu, raylı sistem. Raylı sistemle ilgili Ulaştırma Bakanımızın da burası hemen hedefinde. Biz de kendisine bu konuyla ilgili taleplerimizi ilettik. Hem ikili, geliş gidişli, hem de hızlı tren olabileceği, hem de taşımacılığın olacağı bir hale sokacağız. Burada zaten sistem hazır. Bu bizim için Çin'e için de çok önemli, Söke için de önemli. Buharkent'e kadar giden bu haritada biz bunu sağlayacağımızı düşünüyorum. Zaten gelen yatırımcılar bunu gözeterekten geliyor. Bu yönde bir sıkıntı yaşamayacağız inşallah önümüzdeki dönemlerde. Aydın'ın geçtiğimiz günlerde 3. teşvik bölgesi kapsamına alındığını belirten Metin Yavuz, bu teşviklerle birlikte Aydın'a olan yatırımların artacağını vurguluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız alınan bu karar yerel kalkınmanın da önünü açmış oluyor. Yani buna çok büyük bir destek veriyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda üretimle ilgili bütün kanalların açık olması gerektiğini söylüyor. Hatırlarsanız yani şu anda içinde de yaşadığımız, gerçi şu anda çok şiddetli değil ama salgının başladığı günlerden itibaren üretimin kesilmeden nasıl yapılacağı konusunda talimatlarını bakanlıklara iletti ve bakanlıklar bu konuda çalışmalarını yaptı. Yani üretimin önünü mutlaka kesilmemesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız bildiği için ve bu öngörüyle yürüdüğü için sağ olsun bu 11 tane ilçemiz de bizim derece olaraktan yatırımdan daha çok faydalanabilecek, bu aradaki açığı kapatabilecek konumda kararnamesini çıkarttılar. Bu ilçelerimiz Kuyucak, Germencik, Karacasu, Sultanhisar, Köşk, Buharkent, Yenipazar, Koçarlı, İncirlova ve Bozdağ. Bunların içinde mevcutta olan 3 tane OSB'miz var. Bu OSB'ler de bir üst, yani bir kademe daha fazlasından bu teşvik kapsamında faydalanacak. Bu çok olumlu bir şey. Ülkenin hem tarımda hem turizmde hem de sanayide bir yerlere gelebilmesi, işte dediğimiz gibi bu yereldeki unsurların da önünün açık olmasından geçiyor.